Şimdi Piri Reis Amerika'ya gitmedi mi? Hayır. Gitmedi. Allah Allah. Tabii. Herkes inanıyor gitti diye. Niye gitti? Ya olabilir mi böyle bir şey? Neyle peki, gidecek adam? Uzaylılar yardım etmedi mi haritayı çizmeye? Vallahi o konuda malumatımız yok da henüz bir uzaylıyla karşılaşamadık. Peki Mu uygarlığıyla bağlantısı yok mu Piri Reis? Efendim Mu uygarlığı olamaz. Çünkü Mu Pasifik Okyanusu'nun ortasında bir kıta zannediliyordu. Pasifik'in tabanının biz 160 milyon yıl öncesine kadarki tarihini biliyoruz. Öyle bir şey yok orada. Erhan'la şurada Altay'ın kavgası. Atlantis efendim bir ütopyadır. Atlantis, Platon'un o meşhur politika kitabında ideal bir devlet kurmak istiyor. Kafasında adam. Onu Atlantis diyor. Buna temel aldığı bir şey var mı bilmiyoruz. Varsa çok büyük bir ihtimalle şeydir. Ne derler? Çok büyük bir ihtimalle Santorini, Thera'nın patlaması olabilir. Ama bilmiyoruz. Yok. Peki şeyi soruyorum hocam. Jeoloji yapı evet, öyle bir kıtanın olması mümkün gibi değil. Ha, o mümkün hadi değil. Hadi Mu yok diyelim. Atlantis de mi yok? Hayır yok. Çünkü Atlas Okyanusu. Hocam sen yoksa o Türk piramitlerine de mi inanmıyorsun? Vallahi abiciğim ben jeolog adamım. Atlantik Okyanusu'nun açılmaya başlaması 180 milyon yıl öncedir. Biraz önce de 160 milyar yıl. Hayır hayır o Pasifik karıştırıyorsun. Herhangi bir okyanusları karıştırma. Yok ha, yok yıllara dikkat et. 180 milyon yıl açılmaya başlıyor. Altay için senelerce uğraşıyorsun. Onlar da birim 50 milyon yıldan başlıyor. Evet. Hata yapılırsa birim diğer biz daha hassas ölçebiliyoruz artık ama okyanusların tabanları biliyorsunuz kıtalar gibi değildir. Okyanusların tabanları okyanus yayılma merkezleri boyunca üretilir. Ve bunlar üretilirken bunlar üzerine manyetik anomaliler meydana gelir. Bu manyetik anomalileri yaşlandırmak mümkün. Neler neler? Manyetik anomali yani. Ha, oğlum diyor çok basit bir şey. Efendim tabii çok basit. Yani bugünkü manyetik alandan önemli farklılıklar görülür.